İyi mi açın? Güzel mi? Kitap düzgün çıkıyor ama. Evet, bu hafta kitap köşemizde ne vardı ya? Pardon. Ahmet Arif'ten Leyla Erbil'e mektuplar. Leylim Leylim kitabı var. Hemen ilk izlenimden bahsedecek olursam, ben de çok şiddetli bir sinir oluşturdu bu kitap. Çok nefret ve sinir duygularımı kabarttı bir anda. Hani şu an konuşmakta bile güçlük çekiyorum çok sinirlendiğim için. Peki neden? Çünkü kitapta Ahmet Arif'in Leyla Erbil olan karşılıksız ve bir o kadar da saf, temiz ama aynı zamanda saplantıya dönüşmüş o aşkı beni sinirden küplere bindirdi. Küplere binmek. Sinirden küp oluşmak. Küpe binmek. Neyse, sakin olacağım ve sakin sakin anlatmaya çalışacağım. Ama bir o kadar da efsaneydi. Anlatış biçimi, aşkından nasıl bahsettiği, hatta aşık olduğu kadının başka birisiyle evli olmasına rağmen hala bundan vazgeçemediği, saplantılı bir şekilde bunun farkına varmasına rağmen bu duygularını dile getiriş biçimi beni benden aldı diyebilirim. Çünkü gerçekten çok anlamlı ve özel mektuplardan oluşmuş bir kitap. Kanalımıza abone olun. Videomuzu da beğenin. Kitabın arkasını okuyacak olursam şu yazıyor. Ahmet Arif'in Leyla Erbil'e gönderdiği mektuplar yazıldıkları dönemin entelektüel ve yayın ortamını, Ahmet Arif'in sürgün günlerini, yaşadığı siyasi baskıyı, içsel dünyasını ve en çok da aşkını tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Gerçekten de böyle. Bu kitabın arka kapağında yazan yazı ciddi anlamda kitabın için özetleyen nitelikte. Çünkü gerçekten Ahmet Arif'in aşkını bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Hatta daha da fazlasıyla. Sabah gözlerimi sana açarım. Akşam uykularımı senden alırım. Nereye, ne yana dönsem karşımda mutluluğun o harikulade baş dönmesini bulurum. Böyleyken gene de şükretmem halime. Her gelelik aşk gözlülük eder seni üzerim. Aklıma gelmez ki seni usandırır sana gına getiririm. Sana dert, sana ağırlık, sana sıkıntı olurum. Nesin be? Sevgili, dost, yar, arkadaş, hepsi. En çok da, en ilk de Leyla'sın bana. Bir umudum, dünya gözüm. Dikili ağacımsın, uçan kuşum, akan suyumsun. Seni anlatabilmek, seni. Ben cehennem çarklarından kurtuldum. Üşüyorum, kapıma gözlerim. Leylim Leylim, Ahmet Arif'in Leyla Erbil'e olan unutulmaya yüz tutmuş aşkını en tutkulu ve en içten şekilde yazılmış mektuplardan oluşuyor. Kimselere mecbur olmadım, olmam da. Yiğitliğim ve rivayet olan erkekliğim bundandır. Ama senin mecburun olmak beni hiç mi hiç küçültmüyor. Aksine yüceltiyorsun, insan ediyorsun, yaşatıyorsun. Bir erkeğin gerçekten bir kadın karşısında, sevdiği kadın karşısında yaptığı şeylerin, aşkını ona dile getirmesinin onu hiç küçültmediğinden bahsetmiş burada. Burası beni çok etkiledi. Çünkü erkekler genelde güçleriyle ve tek başına olmalarıyla çok övünürler. Ve asla kadınlarına, belki de gerçekten sevebilecekleri, hatta sevdikleri kadınlara onları sevdiğini çok da fazla dile getirmezler. Ama burada Ahmet Arif ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar tek başına, ne kadar yalnız ve ne kadar dimdik olursa olsun aşık olduğu kadına ona sevdiğini dile getirmenin onu asla küçültmediğini dile getirmiş. Onu asla küçültmediğini belirtmiş. Ve ben de kesinlikle böyle düşünüyorum. Her dilediklerini yapsınlar. İsterse sinirlerimi, etlerimi, kemiklerimi, adımı, soyadımı, şanımı cımbızda tek tek alsınlar. Unuttum korkmayı, sakınmayı. Seni alamazlar benden. Tılsım bu işte. Beni ayakta dimdik tutan. Ahmet Arif adeta eli avuca sığmıyor. Her bir mektubunda aşkını dibine kadar hem yaşıyor hem de yaşatıyor. Gizlisi saklısı yok. Gurur falan da dinlemiyor. Yani kısacası ne hissediyorsa, aklından her ne geçiyorsa onu yazıyor, onu söylüyor. En içten şekilde. Açıkçası bunun mektuplarına bazılarını okurken çok kıskandım. Bazılarını okurken ise çok korktum. Hatta bazılarını okurken duygulandım bile diyebilirim. Ama bazıları vardı ki beni tamamen nefretle dolup taştırdı. Çünkü böylesine büyük bir aşka karşılık görememesi, böylesine büyük bir sevgiyi bu şekilde dile getirmesine rağmen, böyle saf bir şekilde anlatmasına rağmen karşılık görememesi beni çok çok ama çok sinirlendirdi. Ya yazma ya. Tamam, cevap gelmiyorsa yazma. Bitti. Ya bir saplantı derecesinde birisine aşık olmak, saplantı derecesinde bir kadına bu şekilde bağlı kalmak bilmiyorum da hani çok, bence çok yıkıklık ya. Ben çok yıkıklık olarak değerlendiriyorum bu durumu. Kimse gücenmesin ama. Çünkü bir yerden sonra karşılık alamıyorsan yoluna bakmalısın, devam etmelisin. Bu şekilde uzun uzadıya devam ettirmemen gerekiyor bazı şeylere. Hani nasıl bir sevdadır bu, nasıl bir aşktır? Tabii bunu o dönemin şartlarıyla değerlendirmek lazım. Ama ben yine de kendi dönemimin şartlarıyla değerlendireceğim. Nefret ettim, lanet ettim çoğu yerde. Ama yine de elimden kopartamadım bu kitabı. Bir oturuşta bitirdiğim bir kitaptı. Neyse, sayfa sayısına gelecek olursam ortalama bir kitap. Ama içinde anlattığı o mektupların içtenliği sayesinde seni bir anda içine alıyor
ve kitabı bitirmeden başından kalkamıyorsun. Yani ben bunu hissetmiştim. Ne kadar sinirlensem de, üzülsem de, mutlu da olsam da, hatta bazı yerlerde çok küfür de etsem, kitabı bitirmeden başından kalkamadım. Leyla, Ankara'ya gelmiş olmalısın her ay. Bundan önce de sana Ankara'ya yazdım. Eline geçmedi anlaşılan. Yahut Muhteşem Balayında beni hatırlayabilmene fırsat bulamadın. Ya abi, balayından bahsediyor, evlendiğini biliyor ve hala yazmaya ve sevmeye devam ediyor. Dur, bir dakika. Kanalımıza abone ol. Videomuzu da beğen. Değil evlilik, insan düşüncesinin ulaşabildiği bütün kavramların üstünde biz hep birbirimizi görecek, duyacağız. Dostluğumuzun uzun ömürlü oluşu bundan. Hiç olmazsa biz dünyamızı bırakıp gidinceye kadar. Her bir mektup, her bir yazı, hatta her bir satır benim içimi ciddi bir nefretle dolduruyor. Bu kadar saplantılı bir şekilde nasıl sevilir bir insan anlam veremiyorum. Ama şiddetle okumanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle çok efsane bir kitap diyebilirim ve ciddi edebi bilgiler barındırıyor içerisinde. Edebi bilgilerine çok değinmeyeceğim. Ben bu kitap okur serisinde sizleri sıkmadan biraz daha eğlenceli bir şekilde anlatmak istediğim için edebi bilgiler vererek seni tekrar belirttiğim gibi sıkmak istemiyorum. Bu yüzden sen merak ediyorsan ya da kitabın gerçekten çok güzel bir kitap olduğuna inandıysan alıp okumanı şiddetle ve hatta nefretle tavsiye ediyorum. Evet, bir sonraki hafta yeni bir kitapta görüşürüz. Yeter. Sinirlendirdin beni. Of. Nasıl bir aşk, nasıl bir nefret. We'll be right back.